Evet o sırada biri girdi içeriye tamam paratörnaylar genellikle sivri yapılıyor çünkü o sivri uçlarda yani mesela bizim bir cismimiz olduğunda şöyle bu sivri uçlarda yük yoğunluğu daha büyük olacaktır daha fazla böyle yıldırım üzerine çekmeye meyilli oluyor bu yüzden de bu böyle yani ama illaki sivri olmasına gerek yok. Tamam. Üçüncü soruya bakalım. İletken ve nötr olan KLM levhası topraklanmıştır. Levhanın yanına şekildeki gibi artı yüklü cisim yaklaştırılırsa ne olur demiş. Artı cisim yaklaştırdığımda burası eksi olacak. Bu diğer her kısımda nötr olacak arkadaşlar. Çünkü orada bir toprak bağlantımız var. Böyle toprak bağlantısı olmasaydı bu kısım artı olacaktı ama şu anda topraktan elektron çekerek kendini nötrledi. Bakın şu kısımda bir değişiklik olmayacak. Dördüncü soruda da aynı cins, aynı tip soru var. Burası eksiyle yüklenecek. Bu diğer kısımlarda nötr kalacak. Burada önemli olan şey ne? Toprak bağlantısının herhangi bir yerden yapılabiliyor olması. Bunu sakın 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 aklımızdan çıkarmıyoruz. Yarı çapları R, 2R, 3R tamam. Şimdi son yükler ne olur diye sormuş. Arkadaşlar önce bir burayı anlayalım. Ee, burası artı ile yüklenecek. Diğer her kısım nötrle yüklenecek. Şu anda e, toprak bağlantısı olduğu için. Şimdi diyor ki toprak bağlantısı kesilip x cismi uzaklaştırılırsa ne olur diye sormuş. Sevgili arkadaşlar, x bu şey dağılacak. Yükler tamamen dağılacak etrafa. Peki nasıl da bir dağılım olur? Yani ilk başta tamamen artılar buradaydı. Buradaki dağılım arkadaşlar homojen bir şekilde etrafa yayılmasını bekliyoruz, değil mi? E, homojen yayılabilmesi için de büyük yarıçaplıya daha büyük yük düşecek şekilde yayılır. Yani buradaki artı yükler dolayısıyla L'deki yük miktarı daha büyük olacak. Sonra M, sonra da K olmasını bekleriz. İçi boş iletken X küresi ve topraklanmış Y iletken küreleriyle şekildeki düzenek kuruluyor. Pozitif yüklü X küresinin içerisine böyle bir şey sarkıttık. K küresini sarkıttık. Tamam, buna göre Y'nin yükü ne olur? Şimdi normalde toprak bağlantısı olma sahibi ne olurdu? Bu K'yı sarkıttığımda içerisi eksiyle, dışarısı artıyla yüklenirdi. İletken tel aracılığıyla da dışarısı en dış kısım artıyla yüklenirdi. Şimdi toprak bağlantısı yaptığımda bir tek etki alan kısmın yani iç kısmının e, negatif kalmaya devam etmesi gerekiyor. Diğer her taraf arkadaşlar e, nötr kalacaktır. Şimdi soruya bakıyorum. K cismi x'ten uzaklaştırıldığında x küresinin iç ve dış kısmı ve y'nin elektrik yükü ne olur diye sormuş. Şimdi arkadaşlar buradan e, bağlantıyı kopartmadan e, sanırım şey yapıyoruz. Ha hayır hayır iletken teli kesiyoruz önce tamam yani toprak bağlantısını kopardık şimdi arkadaşlar şey yapıyoruz önce toprak bağlantısı sonra da iletken teli kesiyoruz e şimdi o zaman ne olacaktır Y zaten nötrde kaldı o gitti X'in şu e, içi boş kürenin e, böyle oyuğun yani iç kısmı elektrikle yüklü dış kısmı böyle yüksüz. Böyle bir şey olamaz. Her zaman en dış noktaya gelecek. İçerisi nötr olacaktır. Dış kısmı negatifle yüklenecektir. Unutmayın küreler içlerine yük tutamazlar arkadaşlar. Taşıyamazlar. Peki o zaman iç kısım nötr oldu. Dış kısım eksi yüklü oldu. Y cismi zaten nötr kaldı. Şimdi artı yüklü bir cisim önce içten Sonra dıştan dokundurulup ayrılıyor. Buna göre iç ve dış ne olur demiş. Eğer içeriden dokundurursam mesela bu artı Q yüklü. Kendisi ve iç kısmı nötr olacaktır arkadaşlar. X'in kendisi ve iç kısmı kendi yükünü dışarıya salacak. Şu anda durumumuz bu. X nötr şu anda. Y'nin de sadece dış kısmı yüklü. Şimdi bu X küresini dışarıdan dokundurdum. Nötr bir cismi nötr bir cismi artı yüklü bir cismi dokunduruyorum. Kendisi de artıyla yüklenecektir. Şimdi X cismi artıyla yüklenecek son durumda. Y'nin içi nötr olacak her zaman e, etki olmadığı sürece. E, Y'nin dış kısmı da pozitifle yüklü olacak. Şimdi iletken K cismi ipekle asılı. Tamam. Hangileri olabilir yükleri demiş. Şimdi belli ki K X'i çekti. Burada... E, İsterseniz şekil 2'den başlayalım. Çünkü burada bir itme söz konusu. İtmede mutlaka aynı cins yüklü olmak zorundalar. Nötr olamazlar. Burada nötr durum olabilir. K ve Y ya ikisi de artı ya da ikisi de eksi olacak. Şimdi ona göre bakalım. İkisi de artı, ikisi de artı, ikisi de eksi. Bunda herhangi bir sıkıntımız yok. O zaman şimdi şekil 1'e bakalım. K ve x mutlaka zıt işaretli veya nötr olacak x cismi. Böyle olabilir. Bu olabiliyor. Nötr, nötr olabiliyor. Yani buradakilerden hepsi olabiliyor. Nötr cisim artı ve eksi tarafından çekilebilirken e, itilme için mutlaka aynı işaretler olmaları gerekiyor. Şimdi x, y, z iletken cisimleri başlangıçta ötür. Bunlar topraklı. Y cisminin içerisinde artı yüklü cisim sarkıtılıyor. Daha sonra x ve z'nin toprak bağlantıları kesiliyor. Şimdi bir algılayalım gene soruyu. Eğer içerden bir cisim sarkıtırsak iç kısmı eksi dış kısmı da artı olacaktır bu cismin arkadaşlar. Burası tamam. Şimdi burada x ismi buna yakın durduğu için bu eksiyle yüklenecek. Bu kısımlar sıfır nötr olacak toprak bağlantısı. Bu da aynı şekilde eksi ve nötr olacak. Şimdi toprak bağlantılarını kesiyoruz arkadaşlar. O zaman e, sonra da k küresini uzaklaştırıyoruz. Şimdi ne olacak toplamda? Y'ye hiçbir bir şey dokundurulmadı, topraklama yapılmadı. Y nötr halini bir kere hemen alacak, koruyacak. Y tamamen nötr kalacak. X ve Z ise arkadaşlar şöyleydi ya, şöyle bir durumdaydı. Bu şu nötr kısımları da kendisi böyle yük dağılacağı için nötr şey eksi olacak. Yani son durumda X ve Z homojen bir şekilde dağılmış bir şekilde. Asla şu sivri uçlarını görmezden gelelim şimdi. Ee, negatif dağılacak. Y ise nötr kalacaktır. Son sorulayım. Şu kısmı okuyamıyor olabilirsiniz. Hemen şöyle bir operasyon yapacağım. Bir arada soruyu okuyayım. Şu anda arkadaşlar cisimler 3 tane yarı çap, farklı yarı küreler var. Bunlar iletken birbirine temas ediyor. Z aynı zamanda topraklanıyor. Tam bu durumdayken kale evhasını yaklaştırıyoruz. Ne olur demiş. Şimdi şu kısım tamamen nötr. Ama burada artı cisim yaklaştırırsak topraktan elektron çeker ve burası eksiyle yüklenir arkadaşlar. Ama diğer kısımlar nötr kalmaya devam eder. Z eksiyle yüklenirken nötr'dür doğru. Topraklama K cismi uzaklaştırılmadan kesilir. K cismi uzaklaştırılırsa tüm küreler eksiyle yüklenir demiş. Topraklamayı kesersem ve daha sonra K'yı uzaklaştırırsam buradaki eksi her yere yayılacaktır doğru. Topraklama kesilmeden K cismi uzaklaştırılırsa tüm kiralar nötr olur. Tabii ki de nötr olur çünkü herhangi bir etki de söz konusu değil. Tamamen topraklanmış oluyoruz. Buna göre 1-2-3 ifadesi doğru oldu. Tamam. Tamamen bitirdik.